Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yılbaşı temalı bir video çekiyorum. Bugün aileme ve erkek arkadaşlarıma yılbaşı hediyeleri bakacağız. Sizlerle beraber gezeceğiz bütün mağazaları. Sizlere önerilerde bulacağım. Beğendiklerimi hediye olarak alacağım. Uzun ve yorucu bir gün beni bekliyor. Geldiğimden beri çok heyecanlıyım. Çok kalabalık, çok güzel mağazalar var. Heyecanlıyım. Umarım uygun fiyatla bir şeyler buluruz. Çünkü öğrencilere yönelik bir video olsun istiyorum. Bu şekilde güzel bir yerde buldum. Burada başlamak istedim. Ben bayağı havaya girdim. Çok az kaldı yılbaşına. Eğer hazırsanız hemen alışverişimize başlayalım. Görüşürüz. Şimdi ilk olarak ailemin kızlarına alışveriş yapacağım. Bunun için ilk durak Twist'i seçtim. Twist'ten annem de ablamla çok fazla giyiniyor. Şimdi onların tarzlarına bir şeyler bakmaya çalışacağım. Bu şekilde kıyafet olarak düşündüm onlara hediye. Çünkü her şeyleri var. İhtiyaçları var mı diye düşünüyorum. Hayır aslında, daha benzer bir şey alsam tam şu anda fikrimi değiştiriyorum. Neyse bir Twist'e bakalım, güzel bir şey bulursam alalım. Şimdi kazakları var diye düşünüyorum ki evet, çünkü onların kazaklarını sürekli giyiniyorum. Ben daha çok ayakkabı bakmak isterim. Ablamın ayakkabı tarzı buraya çok uyuyor. Annem de kovboy çizme falan çok sever. Şimdi bakalım neler var. Aa, şuradaki çok güzel. Annem bunlara aşık. Daha geçen gün buna benzer kahverengi bir bot almıştı. Ay bu da çok güzel. Ben bunu alacağım galiba. Ama kahverengi aldı dedim. İkisini de alıyor. Yok, abartmayalım. Ne kadarmış, fiyatlarına bakalım. 299 liraya düşmüş 600 liradan. Seçemedim. Tamam, bu elimde dursun. Ben bunu beğendim. Montlara bakalım. Ay çok güzelmiş bu. Twist'in tarzını çok seviyorum gerçekten. Ablama mont mu alsam? Ablam mont hastası bir insan. Aa, çok güzel bir ayakkabı gördüm. Çok güzel bir topuklu ayakkabı buldum. Bu tam ablamlık bir şey. Bunları elimde tutayım. Çok ağır ama neyse. Bunlar çirkin, çirkin. bakalım başka neler varmış bu köşemizde. Şimdilik bunları alacağım ikisini. Ayakkabı numaralarına bakayım. Tamam, bu uyuyor. Tamam, değiştirirler. Tamam, ben numaralarını alıp geri geliyorum. Merhaba, bundan ikisini alıyorum. Hediye paketi olacak. Evet, ilk hediyemi aldım. Çok heyecanlıyım. Umarım beğenirler. Beğenmezlerse de hiç yapacak bir şeyim yok. Ben düşünüp size hediye almışım yani. Zamanımı ayırmışım. Hocam beni derse çağırmış. Ben gitmemişim. Siz gelmişsiniz, hediyemi beğen. Yok abi, numaramı alırım sizden, değiştiririm. Kendimi giyerim yani. Neyse. Polemiğe gerek yok. Ailemi severim. Şimdi sırada Oysha var. Ay, saatlere de mi? Şöyle bir reyondan biraz saatlere bakalım. Deniz ve babam saat seven iki tane insan. Geçenlerde bunları görmüştüm ve Deniz iğrenmişti. Ne yapayım ki? Ne yapayım? Ha, adamın altından bir şeyler almaya çalışıyorum. Beyefendi beğenmiyor. Ben ne yapayım? Ay. Ne yapıyorsun ya? Hiçbir şey, dinleniyorum şimdiden, yoruldum. Birinci mağazada. Evet. Çünkü düşünerek alışveriş yapıyorum. Önceden de yapıyordum. Neyse, biraz saçmalık. Şimdi Oysha'ya gideceğim. Çünkü ablam Oysha'nın hastası. Tight falan çok seviyor. Ve başkalarının da alabileceğiniz güzel sporcu arkadaşlarınız varsa veya... Arkana dikkat et Eraycığım. veya yakın zamanda kaya, karakışa karışacak arkadaşlarınız varsa... Onlara buradan güzel takımlar, kayak takımları alabilirsiniz. Veya biliyorsunuz yılbaşında iç çamaşırları da bir söz konusu. Kırmızılar, bordolar. Onlara da bir göz atabiliriz. Şimdi gelin spor kıyafetlerine bakalım. Böyle şeyler de çok tatlı. Yılbaşı gecesinde evde PTT tayfa için. Jamaterlik televizyon. bir aralar bendim. Şimdi...
Tight, evet. Aa, bunlardan alıyor bu kız. Ama biz birazcık işleri değiştirelim. Değişik renklere bakalım. Değişik tight'lara bakalım. Mesela takım yapabilirim. Siz ne dersiniz? Siz diğer gibiyim. Telefonum çalıyor. Şahit olalım şu konuşmaya lütfen. Yanım yayındaki. Yanlışlıkla net aradığını. Şu an çekimdeyim. Neden? Söyle. Konuşur musun? Suratıma kapattı. Öyle mi? Öyle mi? Bak nasıl sana hediye almıyorum çocuk. Şimdi ben burada bir şey beğenemedim sanırım ya. O zaman burada size birkaç tane öneri yapmak isterim. Beğendiğim ve gözüme çarpan birkaç tane gecelik ve pijama takımına bakalım. Çarpmadı. Ama mesela ev terliği de olabilir de yılbaşında mesela sınıflarınızda çekiliş oluyorsa çok büyük bir hediye değil küçük bir hediye almak istiyorsanız böyle tatlı tatlı pijamalar, ev terlikleri alınabilir. Gayet düşünceli ve ucuz öğrencilerin cebine uygun bir hediye bence. Onun dışında dediğim gibi sporcu arkadaşlarınız varsa bence onları tek tek sevindirecek şey böyle spor çantası veya spor takımı almanız ona gayet sevindirir. Ve Oysho'nun tight'le böyle çok güzel sarıyor, bayağı güzel topluyor vücudunuzu. Onları önerebilirim. Ama ablacığım sana buradan ekmek çıkmadı mı denir? Bir şey çıkmadı, ben beğenmedim. Zevklerimiz uyuşmuyor sanırım. O yüzden biraz bakalım buraya sonra çıkalım. Montları da çok güzelmiş. Büyük kabanlı. Bir de bu sene bunlar çok güzel moda. Evde giyinilebiliyor ama dışarıda da giyinilebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Pijama gibi. Neyse bu mağazadan hadi çıkalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iki tane mağazaya girdim ve çok yoruldum ve gerçekten gereksiz bir efor ve para harcadığımı düşünmeye başladım. Sonra baktım şöyle arkama. Dedim ki kesse kesse bizim ailemizi, araba keser, beni de keser, herkes mutlu olur. Ben bunu da iade ediyorum gidip. Araba alıyorum abi. Çok iyi. Video bu kadar. Tamam çakırttım. Şimdi Sephora'ya gidiyoruz çünkü Deniz'e onun istediği bir parfüm var. Belki burada vardır. Yoksa da kendi kullandığı parfüm alacağım. Şimdi şöyle sıkıntı var. Ben bu hediyeleri alıyorum fakat hediyeyi aldığım kişiler de izleyecek bu videoyu ve sürprizi kalmayacak. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi Sephora'ya geldik. Deniz'de dediğim gibi parfüm bakacağım. Kendi parfümüme de bakarız. Neyse hadi gidelim. Bu arada çok sevmem montumu çıkardım. Çok sıcak burası. Dediğim gibi makyaj seven arkadaşlarınıza böyle ufak uygun fiyatlı makyaj kitleri alabilirsiniz. Tabii Benefit ve Too Faced biraz pahalı ama Sephora'nın kendi makyaj koleksiyonlarından alıp hediye edebilirsiniz. Burada da bir sürü parfüm çeşidi var. İstediklerinize bakabilirsiniz. Biz şimdi Tom Ford'a gideceğiz. T burada. Heh. Tom Ford Black Orchid kullanıyor. Bu benim parfümüm. Çok güzel. Bence denemediyseniz deneyebilirsiniz. Ama Deniz... Aa bunu merak ediyordu. Bakalım. Güzel bir şeye benziyor ama. Bu Tom Ford Metallic. Neyse ben bunu beğenmedim. Tom Ford vanilya var mı? Maalesef. Tamam. Tüm lansmanları burada yok efendim. Diğer mağazalarımızda var. Tamam teşekkür ederim. Sizde var. Tamamdır. Tom Ford Black Orchid. Miydi? Şimdi bunu alıyorum ama Deniz'in parfümü bu muydu onu düşünüyorum. Da budur yani. Diye düşünüyorum. Eminim yani yanılmam. Aa mesela bunu tercih eder misiniz bilmiyorum ama mesela Sephora'nın böyle hediye kartları var. Bu çoğu mağazada var işte atıyorum Zara'dır, odur budur, X markada mağazasında var. Siz direkt bunu da alıp yanına bir şeyler ekleyip istediğini alabilirsiniz de hediye edebilirsiniz. Daha kolay. Bilmiyorum değersiz mi hissettirir ama güzel. Ya makyaj eşyaları çok güzel görünüyor. Bana makyaj eşyası alırsanız çok sevinirim. Gönderme yapıyorum şu. Bana makyaj eşyası alın. Tamam. Şimdi bunu alalım buradan sonra devam edelim. Evet şimdi Sephora'dan çıktık ama ellerim bomboş. Çünkü mağazada böyle bir gerginlik mi diyeyim yanlış mı anlaşmazlık yaşadım ve ben mağazadan anında soğudum. Ama Deniz'cim hiç merak etme istediğim parfümü başka bir mağazalarında buldum. Oradan gidip alacağım. Hiç gerek yok ya. Yani. Ben böyle soğudum mu direkt yok abi bay bay kafasına giriyorum. Çünkü kadınlar biraz ters. Ben de terse gelemiyorum o yüzden.
modumu hiç şey yapmayıp devam edeceğiz alışverişe. Şimdi nereye gideceğiz bilmiyorum, hemen seçeceğim. O da size sürpriz olsun. Devam edelim. Gidemiyorum. Evet, şimdi dediğim gibi Deniz'e parfüm alacaktım, alamadım. Başka mağazasından alacağım istediğim parfümü. Şimdi Deniz'e hediye bakmaya devam ediyoruz. Aklıma birkaç bir şey var, bulabilecek miyim göreceğiz. Şimdi Mudo'ya geldik. Mudo'da çok sevdiğim bir mağaza. Hem ev eşyaları olsun hem de kıyafetleri. Şimdi buraya bakacağız. Umarım Deniz'e uygun bir şeyler bulurum. Benim aklımda olan çok yakın bir tarihte İtalya'ya gidecek. Onun için pasaportluk bir şeyleri bakmak. Bakalım. Gelmişken babama da bir şeyler bakarız. Şu elbise çok güzelmiş, kendime mi alsın? Önce bir kendime bakayım ya. Deniz kim? Yok, çok çirkinmiş. Gelin erkek reyonuna geçelim. Babama böyle çanta almak istiyorum. Onlara bakalım. Aa, fiyatı çok uygun, 179 lira. Çok güzelmiş. Bunu takar mı? Cüzdan var. Ama cüzdanlar çok kaliteli durmuyor, duymasınlar diye sessiz konuşmaya çalışıyorum. Evet, şimdi sizlere yine birkaç tane öneride bulunmak isterim. Erkeklere hediye almak çok zor. Bedenlerini bilemiyorsunuz, ne giyinecekler, ne sevecekler. Ne kadar tarzı var deseniz de bazen seçemeyebilirsiniz. Eray özellikle sen. Şimdi böyle baktım, aslında kış ayındayız. Eldiven veya şapka, atkı takımı yapıp da alabilirsiniz. Çok kullanışlı deri eldivenler. Kaliteli gibi duruyor yani. Bu şekilde bunları alabilirsiniz. Yine dediğim gibi uygun fiyatlı. Veya erkekler mont çok sever diye düşünüyorum. Böyle şeyleri de severler. Böyle şeyler de alınabilir bence. Yani o kışlık cozy vibe'ı vermek güzel oluyor yılbaşı hediyelerinde. Şimdi Mudo'nun home tarafına gideceğiz. Bu arada Deniz'e buradan bir şey bulamadım. Deniz'e bakmaya devam edeceğim. Şimdi home'a geçelim. Belki orada da bir şeyler vardır. Yılbaşı hediyesi klasik yanına. Bir tane böyle kup bardak alacaksın. Niye bardak? Kupa. Kupe diyordum, arabaya kaydaktım bir anda. Yani anneniz mutfak eşyası seviyorsa mutfak eşyası da alabilirsiniz ama genelde böyle yılbaşı vibe böyle hediyeler alınabilir. Tabii ben almayı tercih etmiyorum. Götürene kadar elimde parçalanır muhtemelen hepsi. Veya böyle bir şey aldıysanız yanına küçük bir kar küresi. Kar küresi ama içinde şey, palmiye ağacı. Çok iyi. Evet, burası da böyle. Çok güzel şeyler var. Evet, şimdi Mudo'dan da çıkıyoruz. Öyle size göstermiş oldum. Şimdi devam edelim. Deniz'e supplement almak istiyorum. Kullanıyor bir şeyler vücudunda, ilaç içiyor. Neyse, tamam. Nereye geçelim? Hediye alacak tarzda bir şey bulamadım. Dediğim gibi babama veya Deniz'e uygun bir şey de bulamadım. Daha gezeceğiz. AVM, Vadi İstanbul'umuz kocaman. Gezeceğiz yani, yapacak işimiz yok. Ayakkabı ayağım parçaladı bu arada. Kahve molasını ben bekliyorum dinlenmek için. Ayaklarım şey diyor, İrem etin büzüştü yürüme. Neyse, görüşürüz. Evet, çok şaşırtıcı bir mağaza ile karşınızdayım, Zara. Zara'nın erkek kıyafetlerini çok seviyorum. Deniz'e sürekli böyle internetten bakar. Çok almaz ama ben zorla alacağım şu an kendisine bir şeyler. Babanın da tarzına uygun bir şeyler bulabileceğimi düşünüyorum. Şimdi hep beraber ilk defa bomboş Zara, gözlerim yaşardı. İzdiham yok. Böyle dolaşacağız. Güzel şeyler bulacağım diye inanıyorum. Yine bakın, bu Mudo'da gösterdiğim ceket gibi. Çok güzel. Bunlar tarz ve deri kışın erkekler çok seviyor. Şimdi Deniz bunu giyerdi ama şu deseni yapmasalardı. Şunu Deniz'e bir hayal edelim. Eren'in kankası bu arada Deniz. Beni satıp beraber takılıyorlar. Ben de bir köşede çayımı yudumluyorum. Böyle beni satıyorlar. Bakıyorum, bakıyorum. Deniz böyle değişik bir bisiklet yaka ve geniş omuzlu kazakları kullanıyor. Doğrusu kendisi geniş omuzlu. Ben bugün Deniz'i övüyorum farkındaysanız. Rengi çok çirkin ama bu tarz. Siyah, beyaz, gri üçlüsü. Yok, siyah, beyaz, lacivert üçlüsü arasında yaşıyor. Şunu alsam var ya, kafama bir fırlat. Yok, yapmaz. Canım benim. Kıyamaz. Bu aralarda Yasak Elma'yı izliyorum. Ay, çok sessiz oldum ya. Bu aralar Yasak Elma'yı izliyorum. Oradaki Yıldız'ın konuşmasına taktım diye konuşuyor. Çok komik. Onun gibi bazen konuşuyor olabilirim yanlışlıkla. Salak saçma konuşuyorum, neyse. Aha, bu.
Ama bu aynısı Deniz'inki. O zaman ben lacivert alayım benim sevgilime. Bu çok mu? Bu ne? Medium. Her bedene oluyor bu arada Deniz'e. Ben bunu beğendim. Elimizde kalsın. Veya bir gıcıklık yapıp hiç sevmediği bir renk mi alsam diye düşünüyorum. Bakalım tepkisi ne olurdu? Bunları ben seviyorum. Deniz hiç sevmiyor. Babam... Babamlık bir şey oldu. Hadi devam edelim. Ben bunu boş yapıyorum çünkü. Bakalım bu nasıl bir kazak? 35.95 euro. Yani 270 lira Deniz sana bir... Abi ben niye şaka batayım bugün ya? Canım sevgilim üşümesin. Tabii alacağım hadi. Çok eğleniyorum. Dur bu arada beden doğru mu ben aldım? Large. Olur mu bu Deniz'e? Benden daha iyi tanıyor kendisini. Abi babamı koymuşsunuz siz buraya. Benim haberim yok. Babam yelek hastası bir insan varlığı. 129 lira. Ama basit bir hediye mi onu düşünüyorum şu an. Elim koptu. Eray'cığım yardım eder misin acaba? Yardım eder misin? Teşekkür ederim. Şimdi bakalım biraz daha neler var. Şu ne? Bunu kendime alayım ben. Müsait bir anında. Bana yine daral geldi. Hadi kep seven Deniz var mı? Benim babam çok seviyor. Sırf İngiltere'den ona böyle şeyler aldım diye var ya, bayılmıştı. Aa çok güzelmiş bu. Aa Deniz de takıyor. Şu hayvanlar var ya. Gorilla, goat, mod. Tam bir Adanalıyım. Allah beni kahretsin. Aa burada çok güzel bir yer gördüm. Deri. Ay ayakkabı çok güzelmiş biliyor musun? 43. Ne kadar? 190'lık az mı? Bunu giyer mi Deniz? Bir giymez diyor Eray. Bir giymez bir fırlatır. Bu Eray'lık tam. Ama ben böyle gerildim. Tamam bunlar Deniz için okey bence ikisi de. O yüzden şimdi Deniz'i silelim. Deniz'e bir de parfüm sözü var. Sözüm var. Ne zaman verdiysem o sözü. Bakalım. Ha, babam çorap seven bir insan. Siz babalarınızın takım elbiselerine, güzel kombinlerine çorap almak istiyorsanız Zara'da bayağı bir çeşidi mevcut. Buraya gelip bakabilirsiniz. Ve bu arada şiddetle Zara'nın erkek parfümlerini tavsiye ediyorum. Kadınlarınki de çok iyi. Ama erkeklerinki ayrı bir güzel. Tom Ford kim yani mesela, anladın mı onun yanında? Evet şimdi burada başka çeşitte. Ne? Bu arada Tom Ford metalik kokusu muhteşem oldu. Koklayalım. Bayıldı. Kamera gitti. Bayıldı. Aşırı iyi. Sonradan güzelleşiyormuş meğersem. Böyle bir Tom Ford'un şeyini de söyleyeyim. Yoruldum biliyor musun? Ben ne bakıyordum? Babama bir şeye bakıyordum. Ben babama Under Armour'dan bakmak istiyorum. Babam çünkü spor kıyafetlerini çok seviyor gündelik hayatında ve sürekli spora gidiyor. En azından Deniz'i burada bitireyim. Babama da orada bakarız. Görüşürüz. Evet, şimdi ayaklarımın gazabına uğradım. Ayakkabılarım ayağımı bayağı vuruyor ve çok yoruldum. Ve AVM inanılmaz derecede sıcak, her mağaza da öyle. Şimdi bir tane kahve molası vereceğiz. Buzlu bir şeyler içmem lazım, içim yandı. Orada da beraber konuşuruz, otururuz. Artık gidelim, biraz dinlenelim. Evet, sonunda günün en sevdiğim, yani sırf bunun için video çekiyorum gerçekten. Kahve molası vaktine geldik. Biz Starbucks'a geldik. Siz nereye giderseniz kahve içmeye bana aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Eray diyor ki Cup of Joy bunu ezer. Ben de diyorum ezmez. Ama Starbucks'a geldik. Şimdi kahvelerimizi alacağız ve sohbet edeceğiz. Ve burada maglar olduğunu tam şu anda görünce hatırladım. Yılbaşı hediyesinin en kolay hediye. Arkadaşınız yani kim bunu reddeder ki? Hatta yani su alışkanlığı olmayan birisine böyle şeyler alabilirsiniz. Arabası olan kolayca okula giderken, dönerken. Her şeye bakın, burada bir sürü çeşidi var. Kahve severler için de çok güzel bir hediye fikri olabilir. Yanına da böyle yılbaşı kahvesi alabilirsiniz veya en sevdiği kahvesi neyse. Şimdi diğer şeyleri de göstereyim. Aa bakın mesela burada böyle glitterli şeyler var. Çok güzel yani. Bence çok pratik. Yanına da özel çikolata bir şey koyabilirsiniz dediğim gibi. Hediyeyi ben biraz artık salabilir miyim? Şimdi kahvemi içmek istiyorum. Görüşürüz. Evet şimdi kahve molası verdik. Ben hatta kahvemi biraz yaraladım. Sohbete daldık.
şimdi çok güzel geldi. Bir hava da esiyor. Neyse biraz sizinle sohbet etmek isterim. Aklımda birkaç şey var size söylemek istediğim. Biliyorsunuz Şubat tatili yaklaşıyor. Sizin planlarınızı öğrenmek çok isterim orada. Aşağıya yazın. Benim nasıl olacak hiç bilmiyorum. Belki bir yurt dışına gidebilirim. Böyle kaçamak yapabilirim. Öyle bir planım var. Ve finallerim var. Çok korkuyorum. Çalışmaya başladım hafiften. Bir an önce çalışmalarımı bitirip bütünlemelere kalmadan tatil yapmak istiyorum. Az da olsa üniversitede olanlarınız bile çok kısa bir süremiz var. Böyle 10-15 gün gibi. 15 gün mü bilmiyorum. Daha bile az olabilir. Neyse. Öyle bir sıkıntılı bir sürecim var. Bir an önce bunu atlatmak istiyorum. Onun dışında bir yere gidemezsem İstanbul'da olacağım. Ama yani günlerimle güzel geçirmeye çalışacağım. Ama İtalya'ya gidersem gerçekten muhteşem olur. Deniz çünkü babası ve birlikte gidecek. Umarım ben de katılabileceğim yanlarına. Çünkü de 25 gün olmayacak. Ben üzülürüm. Neyse böyle bir planımız var. Onun dışında biraz yeni yıl dileklerimizden bahsedelim. Eminim herkesin böyle bir yeni bir başlangıç, her yeni bir seneye girdiğinde yeni bir başlangıç hedefi bir şeyi oluyor. Benim de şöyle genel olarak herkeste olduğu gibi. Öncelikle sağlıklı olan yaşamımı sağlıklı bir şekilde sürdürmek, ailemle beraber olabilmek, daha çok beraber olabilmek, güzel güzel günler geçirmek. Onun dışında okulumda başarılı olabilmek çok istiyorum. Bölümüm çok zor. Daha çok azmedip daha çok iyi yerlere gelmek istiyorum. Güzel bir ortalamayla mezun olmak istiyorum. Çünkü mezun olduktan sonra biliyorsunuzdur isteğim. Direkt mesleğimi yapmak istiyorum. Hani böyle dinlenme bile olmadan. Onun için çabalayacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. Yani 2020 umarım benim kariyer ve okul hayatımda güzel bir şeyler getirir bana. Bunu umut ediyorum. Aynı şekilde sizin de 2020'den yeni yıldan bütün istek ve dileklerinizin gerçekleşmesini dilerim. Kendinize güzel güzel hedefler koyun. Bunları gerçekleştirmek için çabalayın. Bu en ufak bir spor yapmak da olabilir. Herkesin yapmaya çalıştığı bol bol su içmek de olabilir. Güzel güzel ders için, okul için, iş için hedefler koyun ve bunun için çabalayın. Umarım da hedeflerinize ulaşırsınız. Böyle. Yani umarım hepimize iyi gelen bir sene olur. Belki bu 2019 hepiniz için güzel geçmemiş olabilir. Ama siz daha iyiye yöneltmeye çalışın bu yeni gelecek seneyi. Bu şekilde yani. Ne yapalım daha? Mutlu olalım. Tek şeyim mutluluk, huzur, sağlık yani. Başka hiçbir şey istemiyorum. Onun için de böyle. Sizin de ekstra yapmak istediğiniz şeyler varsa bana yorum olarak yazın. Sohbet edelim. Güzel güzel konuşalım. Şimdi hediye fikri olarak size aksesuar göstermek istedim. Burada zor zor bulduğumuz bir tane ametist adında bir takı mağazası, AVM içi takıcısı buldum. Benim mesela bir sürü arkadaşım, özellikle Pandora kullananlar var. Veya böyle takı bileklik bayağı takıntılı olanlar var. O yüzden arkadaşlarıma veya kendim için de bileklik almayı tercih ederim. Burada bir sürü görebilirsiniz. Çok zarif bence. Merhaba. Yılbaşında bence hediye olarak takı çok güzel bir fikir olabilir. Hem sizden bir parça taşırlar hem de güzel güzel kombinlerini kullanabilirler. Ben olsam böyle karakter anlatmak için karşımdaki ilk tanıştığım insana şöyle yılan bilekliği almayı tercih ederdim. Eray bu şekilde karşına çıksaydım böyle şeyler olmazdı diyorum sana. Veya böyle Cartier. Yok, çok güzelmiş bu arada. Şu kolye mesela çok güzel. Yazın da takıyorlar ya böyle havuzda denizde asla çıkarmayanlar. Onlara böyle takı alabiliriz. Bu da yılbaşı koleksiyon gibi bir şey herhalde. Bu kadar. Şimdi son hediyemi kazanacak olan şanslı kişiye sıra geldi. Babam için Under Armour'a geldik. Babam dediğim gibi spor eşyalarını, şapkalarını falan çok seviyor. O yüzden en uygun mağaza burası olacak diye düşündüm. Şimdi buraya gidiyoruz. Gidelim. Aha, burası babamın bölümü. Bunu takar mı acaba? Bunlar erkek için değil mi? Erkek. Tamam. Bu rengi hiç takmaz. Şu babamda var, şu da babamda var. Neyse şapkayı en sona bırakalım. Bir şey bulamazsam bunu alayım. Çünkü olan şeyleri almak istemiyorum. Tamam o zaman babama böyle spor tişört alalım. Şimdi babam eşofman da çok sever. Ana bu babamda var. Baba sen de her şeyi almışsın buradan. Şimdi bana hediye bırakmıyorsun. Sonra hediye almıyorlar diye ağlıyorsunuz evde. Aa, babamın hiç böyle uzun kolluğu var mı? Düşüneyim. Ben bunun fiyatını görmek istiyorum. Kasada bir şoka uğramak istemiyorum çünkü. Yani 260 liradan ne bileyim bunu be. Neyse ben bunu beğendim. En son olmadı bunu alacağız. Gelelim sweatshirtlere. Kışın olmazsa olmazımız. Şunları 2 dakika bir yere verebilir miyim? Hop askılık. Şimdi babam ne renk giyer? Şu siyaha bakalım. Ama bozmak da istemiyorum. Neyse ya.
Ha böyle duruyormuş. Bu çok küçük zaten de. Bunların fiyatı nedir? Bu da 300 lira. Sweatshirt giyen birisi değil babam, o yüzden gereksiz almayayım. Daha kullanabileceği sporda. Bunlardan da kullanıyor ama. Neyse bakayım biraz daha. Ben bunu babama diye alıp kendim giyineceğim. İyi izleyin. Çok güzel. Aşırı güzel. Tight'ların üzerine kızlar buradan gelip bir şeyler bakabilirsiniz. Aa bunlar neymiş? Aa koleksiyon şey Rock'ın. Bunun adı neydi? Dwayne Johnson. Dwayne Johnson'ın koleksiyonu. Bakalım babam beğenir mi böyle bir şey? Ya ben beğenemiyorum ki babam ben. Hangi rengi? Siyah. Tamam ben babama bundan alayım. Ne beden giyer? Medium giyer. Tamam bu da elimde kalsın bakalım. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama videonun başından beri gribim ve siz bunu fark etmiş olabilirsiniz. Bu nasıl? Ben bunu beğendim. Hangisi? Aa bunun arkası çok güzelmiş. O zaman bunu elip bunu alıyoruz. Çok mu küçük bu? Neyse baba değiştirirsin onu da ben mi yapacağım? Babama da bunu seçtik. Şimdi kasaya gidiyorum. Kız gidip 1 lira Paris'i mi alacağım? Evet şimdi son mağazamızdan da alışverişimi yaptım. İyi günler. Şimdi alışverişimizi de yavaş yavaş bitiriyoruz. Ben çok yoruldum. Gerçekten çok yoruldum. Benim uğraştığım kadar aynı kişiler de benim için uğraşır diye umut ediyorum. Çünkü benim kadar tatlı ve zaman ayıran bir kız için o ne yani. Şimdi alışverişimizi bitirdik. Son bir şey daha yapmak istiyorum. Alışveriş değil. O da şimdi size sürpriz olacak. Sizler için beraber bir şansımızı deneyeceğiz. Hemen oraya gidiyoruz. Görüşürüz. Evet, şimdi videonun sonunda milli piyango oynamaya geldim. 80 milyon kazanacağımı umut ediyorum. Sizlerle beraber bütün enerjimizi birleştirip şimdi satın alacağım piyango. İnşallah hayatımda kefal kurmuyorum. Şimdi merhaba. Ben milli piyango almaya geldim. Ay dur şu. Bir tutmam. Tamam bu olsun. Şanslı sayıları söylüyorum ki siz oynamayın. 0, 6, 2, 7, 6, 4, 8. Tutuyor mu abi? Tutuyor tabii. İyi tamam. Hadi hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. İyi günler. İsterse bizi görürsün. Görürüm tabii tabii. Evet. Milli piyangomuzu da oynadık. Bu videoda bu şekilde bitirmek istedim. Umarım kazançlı bir sene olur hepimiz için. Bol paralı. Evet. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Size de güzel fikirler verebilmişimdir. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Çünkü kazanırsak her abone olana para vereceğim. Rüşvetle abone alıyorum şu an. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Yorum yapmak istiyorsanız da yorumlarda buluşalım, konuşalım, anlaşalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.